Merhaba çocuklar. Tekrar 9. sınıflarla beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımızda gördüğümüz sayfa 3. ünitenin son çalışma sayfası. Bir sonraki derslerimizde 4. üniteyle dersimize devam edeceğiz ve 4. ünite bizim son ünitemizdir artık bu yıl içerisinde. Hemen konumuza dönüyorum. Listen başlığı altında bir okuma çalışması bu çocuklar. Hemen bizden istenenlere bir bakalım. Birinci alıştırmadaki yönergeyi ben okuyayım. Türkçesini de size çevireyim. Türkçe telaffuzunu da yapmış olayım. Schau dir das Foto an und lies den Text. Fotoğrafa bak ve metni oku. Wer ist wer? Kim kimdir? Genze die Namen isimleri hatırla. Boşlukları doldur. Bakalım. Okuyorum. Ich bin Anja und das ist meine Familie. Ben Anja ve bu benim ailem. Wir wohnen in Freiburg. Biz Freiburg'da ikamet ediyoruz. Mein Vater Philipp ist Ingenieur von Beruf und ist 48 Jahre alt. Benim babam mühendistir. Benim babamın mesleği mühendisliktir. Ve o 48 yaşındadır. Mein Vater ist groß. Benim babam uzun boyludur. Seine Haare sind weiß. Onun saçları beyazdır. Meine Mutter heißt Eva und ist 44 Jahre alt. Benim annemin adı Eva'dır ve o 44 yaşındadır. Sie ist Lehrerin. O öğretmendir. Sie ist mittelgroß. O orta boyludur. Ihre Haare sind glatt, lang und braun. Onun saçları düz, uzun ve kahverengidir. Wir sind drei Geschwister. Biz üç kardeşiz. Das ist mein Bruder Tim. Bu benim erkek kardeşim Tim'dir. Ist Schüler und ist sieben Jahre alt. O öğrencidir ve 7 yaşındadır. Ist schlank. O incedir. Seine Haare sind kurz. Onun saçları kısadır. Meine Schwester Sophie ist 10 und ist Schülerin. Kız kardeşim Sophie 10 yaşındadır ve öğrencidir. Sie ist groß. O uzun boyludur. Ihre Haare sind auch lang und glatt. Onun saçları da uzun ve düzdür. Evet çocuklar, buradaki bilgiler dahilinde şimdi kişilere resme bir tekrardan bakalım fotoğrafımız. Konuşan ben Anya'yım dediğine göre burada çocuklardan bir tanesi. Anya bir kız ismidir. Zaten erkek kardeşim diyerekten de kız çocuğunun konuştuğunun farkına varıyoruz. Evet Anya, şu boşluğa Anya yazacağız. Erkek kardeşim Tim dediği zayıftır, 7 yaşındadır dediği çocuk da bu oluyor. Bu çocuğun ismi de Tim'miş. Babanın adı Philip'miş, annenin adı ise Eva'ymış. Evet, okuduklarımızdan sonra rahatlıkla kişilerin isimlerini çıkartabiliyoruz. Hemen ikinci alıştırmaya geçelim. Listen text noch einmal und ergänze die Tabelle. Ne diyor? Metni tekrar okuyunuz ve tabloyu doldurunuz. Evet, hemen şöyle bir tabloya bakalım öncelikle. Name isim demekti. Alter yaş demekti. Beruf meslek demekti. Figur fiziki yapısı, görünümü demekti. İşte uzun, kısa vesaire gibi. Haare saçlar demekti. Kişiler kimlermiş? Vater baba, Mutter anne, Schwester kız kardeş, Bruder erkek kardeş. Evet, kişilerin özelliklerine bir bakalım. Kişilerin bilgilerini buradaki boşluklara, tabloki boşluklara yazıyoruz. Evet, önce bir baba kısmını, baba bölümünü inceleyelim. Vater baba. Name. Evet, babanın ismi neydi arkadaşlar? Philip. Philip yazabiliriz. Alter. Babanın yaşı kaçtı? 48. Beruf. Baba neydi çocuklar? Mühendisti. Ingenieur. Figur. Evet. Fiziki yapısı neydi? Mein Vater ist groß demişti. Benim babam uzun boyludur. Figur. Groß. Uzun boylu. Haare. Saçlarına bakalım. Burada sadece rengini vermiş. Weiß diyebiliriz. Rengini yazarız. Beyaz. Hemen Mutter, anne kısmına geçelim. Annenin adı neydi? Meine Mutter heißt Eva. Benim annemin adı Eva demişti. Annenin adı Mutter, name kısmına adını yazıyoruz. Eva.
Alta, anne kaç yaşındaydı çocuklar? 44 yaşındaydı. Beruf, the is lehrerin demişti. O öğretmendi Beruf. Olarak öğretmen lehrerin yazabiliriz. Figua, the is mittelgross. O orta boy demişti. Mittelgross yazabiliriz. Hare, hare de anne de tabii ki saçlarda birkaç tane özellik veriyor. Hare kısmına ne yazacağız? Glatt, virgül, lang, virgül, brown. Yani düz, uzun, kahverengi. Üç özellik vardı annenin saçlarında. Schwester kız kardeşe bakalım. Schwester'i bulalım hemen metinde. Meine Schwester Sophie diye başlayan kısım. Evet, kız kardeşin ismi, name kısmına ne yazacağız? Sophie yazacağız. Sophie. Alta, evet, kaç yaşındaydı? Meine Schwester Sophie ist 10. Alta kısmına 10. 10 yazacağız çocuklar. Beruf, öğrenci demişti. Schülerin. Haare, saçlarına bakalım. Sie ist groß, ihre Haare sind auch lang und glatt. Ne diyeceğiz? İki tane özellik vermiş. Lang und glatt. Glatt, uzun ve düz. Bruder kısmına bakalım. Bruder erkek kardeşti. Adını zaten yazdık biz yukarıdaki resimdeki boşluğa. Bruder, name neymiş? Tim, Alta, Sieben, 7 demişti. Beruf, Schüler, öğrenci demişti. Figua, çocuklar ne demişti? Hemen bakalım. Schlank demişti, ince. Fiziki yapısı inceymiş, zayıf bir çocukmuş. Haare, yani Haare sind kurz. Orada da sadece kısa olduğunu söylüyor. Haare kısmına da kurz yazabiliriz. Evet, siz de tekrar üzerinden geçebilirsiniz. Şimdi yazı kısmına geçelim. Schreiben diyor, yazınız diyor. Stell deine Familie vor, schreib einen Text. Evet, ne diyor? Sen de aileni yukarıdaki örnekteki gibi açıklayıcı, tanıtıcı bir metin yazabilirsin. Bu metin içinde ne olacak? Yan taraftaki soruların yanıtı olacak. Aynı yukarıdaki tablodaki gibi. Yani burada tanıttığın kişilerin isimlerini söyleyeceksin, yaşlarını söyleyeceksin, mesleklerini söyleyeceksin. Fizik yapılarından bahsedeceksin, uzun boylu, kısa boylu, orta boylu gibi. Saç şekillerinden bahsedebilirsin, göz renklerine girebilirsin. Renkler konusunu biz sizinle işledik, renklere değinebilirsin çocuklar. Evet gençler, üçüncü üniteyle ilgili bizim bu son çalışmamızdı. İlerleyen günlerde yeni ünitemiz olan dördüncü üniteye başlayacağız beraber. Ben yine bu şekilde anlatım yapacağım, kaydedip Google Classroom, EBA ya da TEP Ataşehir Anadolu Lisesi'nin YouTube programına atacağım ben bu çalışmalarımızı. Oralardan takip edebilirsiniz, oralardan dinleyebilirsiniz. Yine 3. üniteyle ilgili çalışma kitabımızdaki alıştırmalarımıza muhakkak bakmanızı tavsiye ediyorum size. Rahatlıkla yapabileceğiniz alıştırmalar. Zaten bu alıştırmaların çözümlü örneklerinde Google'da da var, oradan da yaptığınız çalışmaları karşılaştırarak bilirsiniz doğruluğunu, yanlışlığını. Ya da zaten WhatsApp gruplarımız kurulmuş durumda. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Çocuklar, bugünlük bu kadar. Yine size hoşça kalın demeden önce kendinize iyi bakın ve evde kalın diyorum çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.